Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını anlatacağım. Yani şahıs olarak herhangi bir şirkette bir yıldan fazla çalıştığım süreçte ve ben artık bu işten herhangi bir sebeple haklı olarak çıkarılıyorsam bir kıdem ve ihbar tazminat hakkım oluşmuş oluyor. Bu kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? Mesela ya da ben bir şirketin muhasebecisiyim. Yani orada bir çalışan sorumlu yetkiliyim. Benim işte 30 tane personelim var. Hani ben üzerimde yükümlü olan ihbar tazminatını ve kıdem tazminatını birikmiş olarak görmek istiyorum. Bu yıl ne kadar birikimim oldu gibi. Bununla ilgili basit bir çizelge ayarladım. Bunu az çok anlatacağım. Tazminatlar nedir, tavan nedir? Örnek veriyorum, bir Hakan diye müşterimiz var ve 2016'da bizde işe başladı. Bugün itibariyle 1950 gün çalışmış, yaklaşık 5 yıl 5 ay. En son yani geçen ayın sonunda aldığı brüt maaş 9850 olsun, değiştirdim. 9850 için 5 yıl 5 aylık sürede bizden alacağı tazminat, yani kıdem tazminatı 52.949 TL. Bu nasıl hesaplanır? Nelere dikkat edilir? Ona bakalım. İnce noktaları görelim. Mesela iki tane daha anlatacağım. İki kişiyi daha anlatacağım. Sonra kodlamalara, çizelgeyi hazırlamaya yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Önce kıdemi, sonra ihbarı anlatacağım. Diyelim ki Ali diye birimiz var ve 2008'de girsin işe. 2008, yani 13 yıl 8 aydır bizimle çalışıyor. Yani baktığınız zaman 13 yıl, hani yüksek bir mertebe olsun, işte bir müdür olsun. Bu adamın brütüne de 26.780 verdiğimizde bu adam bizden 144 bin lira alacaklar. Hadi bir de Ahmet de bir olsun. Ahmet de yine aynı tarihte girsin. Ama Ahmet alsın, Ahmet'in geçen ayki brütü 11 bin olsun. Yani 11 milyon yazdım. 11 bin için bakın, Ahmet bir ay 10 günlük süreyle, bir ay 3 günlük süreyle koskoca müdürden daha fazla ücret alıyor. Yani küsur hattı olarak fazla alıyor, yoksa yakına. Bunun bir sebebi var: kıdem tazminatı tavanı. Bu tarz detayları bir sonraki videomuzda anlatmaya başlayacağım. İyi seyirler. Hop.